Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz tencerede biber dolması. Tencerede pişireceğiz dolmayı. Hemen dolmamızı hazırlama aşamasına hep birlikte geçelim. Evet, biber dolması hazırlayacağız. 1 kilo biberden yapacağım. Burada benim biberlerim var. İlk olarak biberlerin çöplerini temizliyoruz. Nasıl temizliyoruz? Şöyle parmağımızı içine bastırıp çıkaracağız. O şekilde temizlenecektir. Sarı biberlerden dolduracağım. İnanın bunlar çok daha lezzetli oluyor. İncecik kabukları çok çabuk pişiyor. Bu şekilde biberleri temizliyorum. Tenceremin aldığı kadar temizleyeceğim. Bir sıra koyacağız, üzerine koymayacağız. Onun için ne kadar alırsa o kadar temizleyip bırakacağım kalanını. Burada 1,5 kiloya yakın biberim var benim. Onun için hepsini koymuyorum. Toplamda 1 kilo yeterli olacaktır. Evet, biberlerimizi temizledik. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle çatal ile delik açıyoruz. Tabii daha önceden ben yıkamıştım biberleri. Şöyle çatal ile delikler açıp içlerini parmağımız ile tuzluyoruz. Her yeri eşit tuzu alsın diye bu şekilde her bir biberin içini tuzluyoruz. Evet, biberleri tuzlama işimiz de bitti. Şimdi iç malzemesini hazırlayalım. Bunun için 3 su bardağı pirinci döküyorum. Pirincimi ben bol suda yıkadım. Şimdi üzerine 3 adet domatesi rendeledim. Bol sulu domateslerden. Onu ilave ediyorum. 2 adet soğanım var. Rendeledim. Benim soğanlarım küçük olduğu için 2 adet koyuyorum. Göz ayarı tuz. Karabiber. İstediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Çıkarabilirsiniz sevmediklerinizi. Bu tamamen size kalmış. Şöyle biraz karıştıralım malzemeleri. Daha da bitmedi. Daha da koyacağız. Sıvı yağ koyuyoruz. Bir çay bardağı kadar sıvı yağ döküyorum. Şöyle sıvı yağı da karıştıralım. Nane doğruyorum. Evinizde ne varsa nane, maydanoz hepsinden doğrayabilirsiniz. Arkadaşlar, nefis lezzeti tarifler.com sitemiz açılmıştır. Tariflerimiz sitemizde yazılı olarak paylaşılmaktadır. Sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Evet, yarım yemek kaşığı kadar da salça koydum ve karıştırdım. Biber salçası birazcık ilave ettim. Şimdi biberleri doldurmaya sıra geldi. Şöyle bir küçük tatlı kaşığı ile biberlerimi dolduruyorum. İyice tepeleme doldurmayın çünkü şişecektir pirinçler. Taşma yapmasın. Birazcık üzerinde boşluk bırakın. Bu şekilde tüm biberleri dolduracağım. Dediğim gibi sitemi ziyaret edebilirsiniz. YouTube kanalımızda yayınlanan tariflerin yazılı olarak paylaşıldığı bir site. Üye olarak gelebilirsiniz. Üye kabul ediyoruz. İçerik üreticisi olarak kabul ediyoruz. Tarif paylaşmak isterseniz sitemizde tarif paylaşabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda en çok tarif paylaşan bir kişiye hediyemiz olacak. Sitemiz yeni açıldığı için
Belli bir üyeye ulaştığımız zaman her ay hediye dağıtmayı düşünüyoruz. Dediğim gibi üye olarak gelebilirsiniz. Yazı içerik üreticisi olarak gelebilirsiniz, yazar olarak gelebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Sizleri siteme bekliyorum. Evet, biberlerimi doldurdum. Şimdi üzerlerine domateslerin kabuklarını ayırmıştım. Kabuklarını şöyle hepsinin üzerine kapatıyorum. Pirinçler dağılmaması için isterseniz patates de kapatabilirsiniz. Ben domateslerin kabukları ile kapattım. Göz ayarı bir miktar tuz atıyoruz üzerine. Çok fazla değil, çok az. Birazcık yine sıvı yağ gezdiriyoruz. Biberlerimiz parlak olması için üzerine. Ve suyunu koyuyoruz. Suyu biberlerin üzerine çok çıkmayacak. Biraz çıktı koyduğumuz zaman bırakacağız. Bakın çok fazla çıkarmayacağız. Yeterli. Bir kapak ile kapatıyoruz ve ocağa pişmek üzere koyuyoruz. 15 dakika gibi bir zaman içinde dolmalarımız pişecektir. Pişmek üzere. Evet, ocaktan dolmamızı aldık. Bakın şimdi sizlere kapağını açtım göstermek amacıyla. Çok sıcak şu anda. Ocağı kapattığım gibi açıyorum kapağını sizlere göstermek amacıyla. Bakın hiçbir şekilde dağılma yok. Muhteşem görünüyor. Sizler için şuradan bir tane çıkaracağım. Göstermek amacıyla. Sıcak şu anda. Şöyle bir çatal ile evet bir tanesini aldık. Tabağımıza koyalım ve şöyle keselim. İçini de görün. İsterseniz kıymalı olarak da bu tarifi yapabilirsiniz. Kıymalı yapacaksanız o zaman pirincin bir bardak eksik koyun. Çünkü kıyma koyacağınız zaman. Evet, gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Umarım sizler için hazırlamış olduğum tencerede biber dolması tarifimi beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Sitemi de ziyaret etmeyi unutmayın.